Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün değişimin başlayacağı yerde Tunalardayız. Geldik, aracımızı getirdik. Yan yana çektik. Şirin F-Max'ten yan yanalar. Gideceğiz, arabamızı birazdan kaportanın önüne çekeceğiz ve değişim için aracımızın içindeki trim parçalarını, koltukları vesaire, aslında komple bütün kabini sökeceğiz. Yere indireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, otokaporta ustamız Turgut abiyle beraberiz. Şimdi Turgut abiye ben ufaktan bir tarif edeceğim abi. Seni yoracağımız birkaç işlem var. İlk başta direksiyon ve 3 tane trim parçasını isteyeceğim senden. Bir de aracın içine geçeceğiz abi birazdan. Tarif etmek istiyorum sana neyi nasıl yapabiliriz. Boya işlemlerimiz var, sökülecek yerlerimiz var. Bunlarla alakalı ben senden bilgi almak istiyorum. Sen de müsaitsen aracın içine geçelim abi. Eyvallah abi. Tamamdır. Evet Turgut abi, şimdi ben sana bir tarif edeyim abi. Benim düşüncem var. Olur mu? Yapabilir miyiz? Nasıl olur? Sen de bana bir akıl ver. Birlikte tamam çözmeye çalışalım. İlk başta düşüncelerimden bir tanesi abi. Ben direksiyonu sökeceğim. Şu trim parça sökecek ve yan kapı tutamaklarını söktüreceğim. Onları alacağım. Onlar Bursa'ya gidecek abi. Ahşap kaplama yaptırmak istiyorum ben onlara güzel bir şekilde. Benim bir de diğer istediğim şeyler, aracın trimlerini söktüreceğim abi ben sana. Hemen şöyle tarif edeyim. Evet. Bu halı, yani taban döşemeleri vesaire, bunları alacağız. Evet. Taban döşemeleri de dahil. Ben bunları deri kaplama yaptıracağım. Bu yanların kumaşları falan değişecek. Buraya bir kumaş kaplama yaptıracağız. Seninle alakalı olan işleri hemen söyleyeyim abi. Dolap kapaklarımızı parlak siyah istiyorum. Evet. Bu yukarıdaki uçak tipi saklama alanlarımız, hı-hı, bunlar da parlak siyah olacak. Tamam. Oturduğum zaman gözümün önünde olan torpitonun üstü, yan taraflar, yani şu bölge şu mat siyah yapacağız abi. Çünkü baktığım zaman parlak rahatsız etmemesi göz için, cama yansımaması için. Hı-hı. Dolap kapaklarımız vesaire, kapı kenarlarımız parlak siyah olarak istiyorum. Bir de dolap önümüz var. Dolap önü parlak siyah. Şu malzemeler, şunları bırakacağım abi ben sana. Bu tamam. Malzemelerimiz, şu yandaki malzemelerimiz, atıyorum hoparlör kapaklarımız, şu ince detaylar. Bunları ben parlak siyah istiyorum abi sana. Bu nasıl olur? Yapabilir miyiz? Sence uygun mudur? Benim istediğim istekler. Tabii yaparız. Yani sorun yok. Hepsini çıkartabiliriz. Seni biraz yoracağız, uğraştıracağız abi. Sağ ol. Yaparız. Şu parçayı normalde ahşap kaplama yaptıracaktım ama bunu daha sonradan düşünüyorum. Çok fazla boğar mıyım, boğmaz mıyım? Arabanın bittikten sonra göreceğim. Bunu da parlak siyah yapacağız abi. Şura, hani şu parçalarla birlikte. Parlak metalik siyah. Parlak metalik siyah. Sen daha iyi biliyorsun abi. İnce İşlemlerin metalik. Hepsi sende. Ben arabayı sana bırakacağım abi. Sana emanet edeceğim. Senden geleceğim, teslim alacağım. Tabii şimdi bunlar plastik olduğu için tabii evet. Bunları alt yapısı, alt zeminini iyi hazırlamak neler lazım. Neler yapmamız lazım? İstiyorsan bizleri yani izleyenlere de ufakça bilgi verelim. Plastik astarlığını bir elimizde malzeme var. Evet. Almamız gereken. Onları altına bir vurmamız lazım. Yoksa öbür türlü çıkar boya. Boya atar diyorsun. Boya atar. Sağlıklı bir işlem olmaz. Evet. Plastik astarımız yapılacak. Alt yapısını güzel yapmamız lazım. Alt yapısı yapılacak. Daha sonrasında en son herhalde boya işlemi, vernik işlemi. Boya en son. En kolay iş. En kolay iş mi? Tabii. Hazırlık aşaması mı aslında? Hazırlık aşaması çok önemli bir şey. Ya bizi uğraştıracak olan asıl bunların hazırlık aşaması, yani. Alt yapısı. Turgut abi, o zaman ne yapalım? Sana verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. İçeriye ben geçelim. Ederim. İstiyorsan arabayı da sen de müsaitsen sökmeye başlayalım. Tabii, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, aracımızın ahşap kaplamaya gidecek olan parçalarını söktürdük, direksiyonumuzu söktürdük.
menfez üfleme alanlarını söktürdük. Şu küçük parçamız var. İki tane de kapı kulpumuz var. Kapatma kulpumuz. Onları söktürdük. Ben de bunları yolculuğuna çıkartmak için gidiyorum. Şöyle gıv gıv gıv. Şöyle. Ve direksiyon elime aldım. Şey vardı. Mahallenin muhtarları vardı. Tamam mı? Orada şey vardı. Böyle elinde direksiyonla gezen bir deli vardı. Tamam mı? Böyle şey yapardı. Dikiz aynası falan takmıştı. Aynı onun gibi. Böyle otogara kadar gideceğim. Bunu da kime gönderiyoruz? Bursa'da sevdiğimiz Hikmet dayımız var. Ona gönderiyoruz. Hikmet dayı kim? Hemen sizlere kısaca onu da söyleyeyim. Hikmet dayı Zoe Bus Life var. Biliyorsunuz 302'den karavan yapan Esra var. Onun videosu aracılığıyla aslında ben tanıştım. Bu ahşap kaplama olayıyla alakalı da videoları vardı. Hikmet dayıya ulaştık Esra'nın vasıtasıyla, sağ olsun. O da bize yardımcı olacağını söyledi. Dayı, emanetleri sana gönderiyorum. Bunları ahşap kaplayacaksın. Hadi o zaman ne yapalım? Gidelim bunları otobüse verelim. Bursa'ya yola çıksınlar. Evet arkadaşlar, şimdi Tunalardan çıktık. Malzemelerimizi aldık. Hikmet dayıya göndereceğimiz direksiyon ve diğer trim parçalarımızı. Onlar Bursa'ya doğru otogardan yola çıkacak. Biz de bu etabı bitirdik. Daha sonrasında gün içinde ben boyayla alakalı, astarla alakalı sizlere görüntüleri gelip sunmaya çalışacağım. Bu hafta zaten büyük ihtimalle buradayız. Aracımız burada olduğu için. Böyle bir durum. Ne kadar böyle seriyi hızlı halledebilirsek aslında bizim için o kadar iyi olur. Bakalım, ben de o yüzden hızlı hareket ediyorum. Şimdi otogara gideceğiz. Otogardan sonra döşemeciye gideceğiz. Döşemeci Kemal abimizden bir istişare yapacağız. Sonrasında pazartesi günü büyük ihtimalle, bugün cumartesi, pazartesi günde sökülmüş trim parçalarımızı Kemal abimize bırakacağız. Döşemeler yapılacak. Biraz böyle hem hızlı hareket edip hem de güzel iş yapmanın peşine düştük diyebilirim. Bakalım, ortaya güzel bir sonuç çıkartacağız. Hep birlikte izleyelim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik tekrardan Tunalara. Şimdi ustalarımız aracımızın parçalarını sökmüşler. Ufak tefek birkaç parça kaldı. Alacağımız olan parçalar, yan duvarlarımız sökülüyor. Sonra taban hallarımız sökülecek. Koltuklarımızı alacağız. Diğer parçalarımız da burada. Boyanacak parçalarımız burada. Hemen şöyle geçelim. Burayı biraz biz şey yapmışız, tutmuşuz buraları. Kaplama yapılacak olan parçalarımız burada. Şunlar çıkacak, bunları boyaya bırakacağız. Koltuklarımız sökülüyor. Bunlar inşallah custom'a sığar. Bakalım şimdi buranın custom minibüsüyle sanayiye götüreceğiz. Döşemeciye bırakacağız. Koltuklar deriye gidecek. Bu parçaları numaralandıracağız. Hangisi hangi renk olacağını, koyu ve mat siyah olarak birazdan ustalarımızdan kararlaştırıp işaretleme yapacağız. Buradaki işimiz bitecek. Bunu nasıl şey yapacağız? Şu önümüzü açamaz mıyız ya? Of, açamayız, bu çok ağır. Evet arkadaşlar, bu üstündeki halların metal parçalarını söküyoruz. Metal diyorum. Bu döşemelerin üstündeki plastik parçaları söküyoruz. Hatta bak şurada da var. Bak. Burası tavan. Tavanın üstündeki metal kısmı. Şöyle çıkartıyoruz. Bunları götüreceğiz. Bunlar kenarları boyanacak. Bunlar boyanacak. O yüzden bırakıyoruz. Şuraya bırakalım. Evet, şunu götürelim şimdi. Hadi bakalım. Evet, sanayinin ve servisin vazgeçilmezi çay servisi.
Harun abi. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Eyvallah. Harun abimiz çayımızı getirdi, çayımızı içelim. Sonra devam edelim. Gel Ömer abi, gel. Çaylanıyoruz. Sonra bak, malzemeleri attık. Malzemelerimiz içeride. Gidiyoruz birazdan. Arkadaşlar şimdi Gülsan Sanayi'ye geldik. Cebeci Oto'dayız. Akif yanımızda. Şimdi ben senden akıl alacağım, fikir alacağım. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Şimdi bunlar döşeme siyah renk olacak. Kendi orijinallerimiz. Ben kırmızı veya sarı diyorum. Evet. Önerim var mı? Nedir, ne değildir? Bize bir şeyler söyleyebilirsin. Bu çok cırtlak ve afaki. Ben istediğim bir renk olacak. Aslında döşeme siyah olacak ama evet. O yüzden hani bura çekim yaparken falan böyle patlak bir renk olmasını istiyorum. Çok araçtan böyle apayrı bir şeyle patlatmak istiyorum. Sarı ve kırmızı aklımdaydı. Onlar sanırım. Elimde 3 renk var zaten. Tamam. Mavisi var, parlament mavisi var, sarısı var, kırmızısı var. Parlament mavisi de var. Parlament mavisi de var elimde. Ama ben gönlüm kırmızıdan yana. Kırmızıdan yana. Evet. Yani siyah deri döşeme komple yapacağımız için. Evet. Kırmızı bakalım kemer bizde daha güzel bir. Üstünde apayrı bir. Ya aslında aracın içinde hiç alakası yok. Evet. Tamamen saçma durması için yaptırıyorum evet. Ben bunu. Aynen yani öyle. Farklı durması için. Hakan evet. Gel buradan bir çek şimdi. Tamamıyla farklı bu şekilde olacak diyorsun. Evet. Kemerler söküldükten sonra sana geliyor. Tabii kemerleri ben alacağım ondan. Ben ondan intibata geçerim zaten. Kemerleri aldıktan sonra geri kalan işlemi bende. Tamamdır. O zaman da profesyonel bir şekilde oraya oturacağım. Eyvallah. Bunlar da şundan çıkan kemerleri eğer kullanabilirsek çok evet. Hoş olur. Bu zaten döşemede siyah bir arka yatağı tutan bir tamam. Şey. Bu şu kadar bunun boyu. Bu da siyah olacak. Olur, nasıl dersen. Bundan çıkanı yok, kullanırız yok. O zaman. Nasıl dersen. Eyvallah Akif, teşekkür ettik. Valla yardımcı oldun, sağ olasın. Sağ olun, her zaman. Sen her zaman böyle kibar mıydın? Ben mi? Hı? Hep kibarım, beni biliyorsun. Bilmiyorum ya, yani. Araba toplama işi zor, gerçekten var ya sanayide bildiğin ettiğin bir yer olmadıktan sonra çok zor. O yüzden amcamın evladına çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Ne demek? Amcamın yavrusu. Sanayide bir yer bulmak istiyorsanız, sanayiden anlamayan biri olarak net ilk aradığım adam. Cebeci aksesuar, döşeme mi? Orası mı? Evet, yok orası değil de Akiflerin bu bölümde 4 tane, 3 tane. Sanayiye yerleşmişler gibi. Bak burada da var cebeci aksesuar. Burada farklı bir otopaspas, raylı perde. Ya perde imalatını falan burada mı yapıyorlar şeyleri? Aksesuarlar. Bak krom aksesuarlar falan da varmış o zaman. Akifler uzun zamandır sanayide. Yıllardır bu işi yapıyorlar ve bu piyasaya gerçekten renk veren, hayat veren kişiler diyorsun. Köklü firmalar, köklü kişiler. Sağ olsun. Emniyet kemeri işimizi çözdüler. Hakan abi ben tırcıyım. Gittiğim, geldiğim, gezdiğim yerlerde video çekiyorum. Tırımla alakalı da içerik yapıyorum şimdi. Evet, bu evet. Döşemeleri falan da insanlar merak ediyor, izliyor. Evet. Bunları da videolaştırıyorum ben. Evet. Öyle söyleyeyim. Senin de mekanına geldik amcamın oğlunun sayesinde. Eyvallah kardeşim. Şimdi bizim bir düşüncemiz var. Ben sana biraz evvel bir fotoğraf da gösterdim. Hı-hı. Bunları deri kaplama yaptırmak istiyoruz abi biz. Toz pislik oluyor diye bunlar. İş aynen. Makinesi toz oluyor diye deri yaptırmak istiyorsun. Aynen. Yani tamam. Bir nevi iş makinesi aslında baktığın zaman. Biz de üstünde aynen. Ekmek yiyoruz yani bu arabanın iş makinesi. Aynen. Temiz olsun. Sildiğimizde en azından temiz görelim, şey yapalım. Evet. Şimdi bunları deri döşeme yapabilir miyiz? Birincisi. Seni tam adreste miyiz şu anda? Tam adrestesin. Bunu evet. Orjinal fabrikasyon deri döşeme yaparız. Evet. İtal deri kullanıyoruz. Bunları İtal deri kullanacağız abi. Ve yaptığımız iş 5 yıl garantili. 5 yıl garantili. Bu model de çok hoşumuza gitmedi. Bu modeli de değiştirelim. Tamam. Bu modeli de şöyle yapalım. Buyur abi. Şuradan beri. Evet. Dikişli. Evet. Buradan böyle dikişli. Bu da burada kalmasın. Evet abi. Buradan düz gelsin. Daha spor bir görüntü mü olacak aslında? Bu şekilde daha spor bir görünüm olur. Evet. Ve buradan da bu şekilde dikiş yaparak. Aslında tam istediğim formu kazandı desem yeridir abi. Yani benim düşüncemde hemen hemen böyle evet. Bir form düşünüyordum ben de. Şu kafa hava alsın diye buraya da delikli deri yaparız. Şu öyle mi diyorsun? Buraya da delikli deri yaparız. Delikli deri olacak. Evet. Tamamdır yani o zaman. Güzel bir şey olur. Olay sen de biz arabamızı bir hafta 10 güne kadar toparlayacağız. Koltuklar bize o zamana kadar lazım değil abi. Şimdiki haline bakın. Zaman haline bakın. Bir de bittiği zaman gelip çekeceğiz inşallah Hakan abinin orada. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Biz kaçalım. Bir döşeme işimiz daha var. O tarafa da gideceğiz aracımızın içiyle alakalı. Tamam. Onları da hallederim. Abi çok teşekkür ettim. Teşekkür hayırlı işlerin olsun. Tamam.
Arkadaşlar geldik Kemal abinin yanındayız. Otodöşeme işini yaptıracağımız yerdeyiz yani tam böyle noktasındayız. Burayı bulmamızda bizlere yardımcı olan yabancı bir abimiz var. Hiç tanımıyorsunuz. Kral, maskeyi bir kapat. Bu ne ya? Bu ne yaptın bizi korona buraları? Bunu yapan kör olmuş. Arkadaşlar Bülent abi. İşi var. Biz işimizi halledelim. Sen arkadaşlara evet, olayı anlat evet. Abi. Zeki arkadaşımız Triç'in yine projelerle geldi buralara. Biz de arkadaşımızı önerdik. Sağ olsun eksik olmasın. Kardeşim de geldi. Şu anda ölçülerle ilgili düğün şeyler. Şöyle konuşabiliyor musun? Arkadaşlar işte Zeki kardeşimiz inşallah güzel şeyler yapacak. Kemal abisi de İnşallah. Ona yardımcı olacak. Her şekilde. Evet. Bize beraber. Allah razı olsun. Kemal abi Allah razı olsun bizi kırmadın. Normal şartlarda... Normal şartlarda biz bunu yapmadık. Evet abi. Ama çok yoğun ısrarlarımız. Çok yoğun, yoğunluktan dolayı artı işinde araba döşemesi bizim işimiz değildi normalde. Evet abi. Ama biz kırmayacağımız Bülent abimiz olduğu için. Eyvallah abi sağ olun. Senin onu misafir olarak senin işini her daim yapacağız. Allah razı olsun abi. Kemal abimle tanış araçla ilgili bir şeyin olduğu zaman... O konuda sıkıntı. Hani yatak... Ondan sonra Bülent abi aratma bana. Tamam telefonum var senin. Oğlum %10 hani bizim... Bizde yok ya. Baba bizde o yok. Ben sadece ben sana bir şey anlattım. Öyle mi anlaştık oğlum biz seninle şimdi? Bizde sahtekarlık yok. Önce müşteri memnun edin. Baba çıkın buradan çıkın buradan. Sen bana o işten şey, Bülent abi beni arıyormuş aşağıdan. Diyor ki bu değil kardeşim falan gel gel ben başka yere gidiyorum. Hayır oğlum ben döşemeyi ayarladım seni. Sen şu ayarlayacağını ayıralım baba. Bu arada yağmur yağıyor. Biraz böyle sesim şey olabilir. Şimdi ben sana... İstediğim şeyi istiyorsan tarif edeyim abi. Ben sana evet. Fotoğrafta da göstermiştim tamam. Daha önceden. Burası aşağıda senin yapmış olduğun koltuğun örneği var. Hani düğmeli. Şu işlem olacak. He, bu o işlem olacak tamam. Abi. Bu. Bir de tavanımız olacak abi. Şu. Aynen. Sadece bu ikisi olacak Kemal abi. Bunu da mı kapitona yapacaksın? Ama bunun... Şu dolapların altında kaldığı için şuraya kadar görünüyor abi bu. Şuraya da şeyimiz geliyor. Perde çıtamız geliyor. Tamam. Buraya perde çıtası takılıyor. Yani şuraya kadar aslında kaplamış olsan mesela hiçbir şey olmuyor. Şuradan itibaren de onu yapabiliriz. Mesela burası buranın altı deri kalır düz. Tamam. Buradan itibaren de o kapitene üçgenli şeyimizi yapabiliriz abi. Kapitene bu tarafa doğru mudur? Evet abi bu tarafa. Buraya doğru sıfırlanacak. Burası altta kalan yerimiz değil mi bizim? Evet. Tamam. Bura gözükmüyor abi. Bunlar herhalde koltuklarda kullandın kalıplar mı abi? Ben buna göre şey çıkartacağım abi. He ayrı bir ay, şey yapacağız biz. Şimdi Kemal abi normal şartlarda ev koltukları yaptığı için bunu özel... Kemal yani... abi şu an içinden diyor ki lan ya Bülent. Bülent abi abi. İsmimi yaz Kemal oraya. Adımı yaz. Şu ikisi doğru mudur? Görünen yer bunun burasıydı. Evet, bu sırtımıza. Bunu, bu benim yatağımdı. Tamam. Bülent abi rahat olduğu için aşağıda yatıyordu. Evet. Onu bunun nasıl... garibana burada... baksana oğlum. Şey, burada kusayım içimdeki diyor. Dur. Dur. Bülent abi rahat olduğu için aşağıda yatıyor. Bu benim yatağımdı. Bu böyle kapanıyor. Tamam. Benim aslında istediğim ama şu. Tavan, dolaplar parlak siyah. Onunla beri burayla bura birbirini tamamlayacak diyoruz abi. Bütün olsun, he, bütün olsun çıkıyor. Aynen. Bu tarafı ellemiyoruz etkili olarak. Aynen. Burası bizden öbür tarafı. Evet abi, burası aşağıda kalacak. Bu tarafı başka evet. O işlemi yapacağımız yer. Başka işlem yapacağımız yer. Bunlar da hangisi abi? Burada yatak. Şu. Bu mu? Alt he, bu şey ya, bu alt yatağın kas şeyi. Bununla bir işim yok aslında. Bu, bununla sadece şey, hani bunu şu bölümlerini, kumaşını tavan aynı. Yaptığımız kumaştan yaparsak yapacak. Takım durur tamam. Diye düşünüyorum. Düşme şey aynı kumaşa döndürürüz bunu da. Yatağı şey, yataklar aynı kumaştan kaplıyoruz tamam. Abi. Alt yatak, üst yatak aynı kumaştan kaplanacak. Kaplanacak evet. Bunlara yine kumaş. Aynen abi bunlar devam. Sadece senin kaputonu istediğin iki parça evet, var. Evet iki parça da var abi. Bunlar tamam. Diğerleri şey kaplan. Ben sana şeyi sorayım abi. Bu kumaş mesela bu kumaşı komple buradan kaldıracağız mı kumaşı ya da kumaşı ben buradan kaldıracağım. Kumaşın üstü zaten yapışmaz. Evet. Yapışır kumaş... da yarın bugün atıyorum arada klima açtınız. Soğukta açtık sıcağı salma yapar. Şişe. Hatırlıyor musun? Scania'lı eski kasa bizim eski kasa Scania'larını salma yapıyordu. Salma. İşte o niye? Bunun şunun üstüne geçildiği için. Değil mi? Bu kendini saldığı ha. için o da salıyor. Ama bunu aldığı zaman kendi şimdi. Orijinalinin üstüne yapıştıracak he. bunu anladın mı? Şuna yani.
Nakşibi. Anladım. Şu sünger bile değişecek yani bunu tabii. Tamam abi. Yani ince sünger. İnce sünger koyacak. Sünger gidecek. Şey bu değişecek. Değişecek. Yani bunlar komple zaten bizim. Bunlara bir şey geliyor mu? Nasıl? Şuraya. Buraya ne geliyor biliyor musun abi? Tavanın şeyi değil mi? Burası şey. Buraya plastik bir parça takılıyor. Burada ya burada boşta. El giriyor gibi malzeme koyacak. Aynen ya. Malzeme koyma yeri abi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Buyur abi. Bu kumaşı komple buraya bu şekilde oturtamayız. Tamam. Ben buraya bir de şablon çıkartacağım şekilli mekilli. Buraya zaten kapanıyor ya. Aha. Görünen yerin senin şurası. Evet. Burada da kapanacak. Evet. Ama bu gübre gibi burada dolap gibi girmez. Anladım. Ben buna şablon dedim kalıp çıkaracağım. Ona göre dikeceğim. Evet. O baskı, hareketli baskı dediğimiz şey var ya. Onu dikip makinede düzgün bir şekilde buraya bunu oturup yapıştıracağım. Tamam abi. Sen uygunu neyse o da aynı o olur abi. Ha, bu da burada böyle bir kapak var abi. Bunun içi şey olacak. Bizim kaputene yapacağımız sadece şu iki parçalı. Evet. Kaputeneyi zaten şey istiyoruz. Deri istiyoruz abi. Kaputene deri olacak. Deri olacak. Deri olacak. Onu zaten siyahı orada şey yapacağız. Düğmeli deri. Tamam. Tavan. Düğmeli deri yatak. Tamam. Bir de bizim sana söyleyeyim gizli ışıklı gösterdiğim bir ahşap anladım. Kasnaktan yaptığımız tamam. Bir şey vardı. Onun ayrıca ölçüsünü vereceğim abi sana. Hani şu onun yapılacağı alanı da göstereyim mi? O da bu abi. Hatta burada bir düzeltelim onu istersen. Ben bunu bir araba formuna getireyim mi sana? Tamam. Kemal abim demin diyor ki, bu diyor bir tırın mı diyor, iki tırın mı diyor. Ben arabayı söktük şey diyorum. Hani Kemal abiye şey diyorum, abi diyorum. Hani 3-5 tane parça var yani. Hani. Abi de bir tavan bir adam ya. Diyor ki adam bizi dükkandan kovmasın diyorum gittiğimiz zaman. Çalıştığım tırdın diyorum ya. Bu kadar parça var mı diyorum bunun içinde? Şimdi. Evet. Abi burası şeyin altında kalıyor. Sen söyle. Alttaki gizli dolaplarımızın altında kalıyor. Burası şöyle. Zaten bunun hani şeklini sen biliyorsun şey olarak. Diğer parçayı da getir. Onu da koyalım gör abi. Böyle miydi orası? Evet. Aynı bu şekilde. Şimdi. Böyle durabilir. Koy abi yere. Bırak. Bizim zaten amacımız şey. Bülent abi araba yazıları alsana abi. Kalkan geç. Yavrum. Alıştın da abi. Tamam dursun. Kalkan alıştırdın mı? Alıştırdım abi. Şimdi abi. Bura şurada şey oluyor. Sen söyle. Tam şurada yatağımız bitiyor. Tam şu kasnakta. Şimdi şurayla şurası boşluk alanımız. Tamam. Ben buradan şöyle söyleyeyim. Şöyle. Hatta istiyorsan çizeyim mi? Hani şey olarak. Ölçüsünü şimdi tam olarak bilmiyorum ama ben böyle şey olarak çizeceğim abi ezbere. Sana. Şöyle ezbere. Ortayı şöyle yapayım. Şöyle gelecek. Atıyorum şöyle. Şöyle. Buraya gene aynı kaputene kendimiz kasnaktan şey yapacağız. Şu içte gizli ışık olacak abi şöyle. Ben de buraya Ford'un 1903 modelde kullandığı bir logoyu yaptırıyorum. Plexi'den. Onu koyacağım abi buraya. Yani burası kumaş komple kaplanacak. Üstüne biz kaputone şey yapacağız. Ayrı bir şeye kalıp çıkarttık. Onu da montalayacağız. Doğru evet mu? Abi montalayacağız. Tamam. Onun ölçüsünü net vereceğim. Bunu şöyle bir şey yapabilir miyiz abi? Şunu şey yaptım. Şimdi şuradan atıyorum şöyle. Şuraya da devam ettirebiliriz. Küçük bir parça deri olarak. Deri olarak. Eğer ki çok zorlar dersen bunu sadece buraya da yapabiliriz. Yani ufak bir parça orada pek hoş kalmadı. Öyle mi diyor? Düz mü yapalım? Yani burada kalsın. Hani orada bir oraya koydum, buraya da koymadım. İşte hani mesela şöyle, şuradan gelecek ya, şöyle. Mesela şuraya şöyle bırakacaktım ben normalde. Hani böyle L şeklinde bir şey olur mu? Şey istiyor bu. Anladım. Bütün gelsin, bütün, arkası görün, bütün görün, olsun. Ya da mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ben şurayı iptal ederim. Tamam mı abi? Burayı böyle, şu şekilde. Şuraya kadar gelecek şekilde yapabilir miyiz ya da? Orayı doldurup iptal edersen olur ama şu kısa mesafe de olmaz burada. Çünkü bu deri koyacağım, öbür kumaşı ona bindireceğim. Anladım. Gerçi koltuklardan baktığın zaman gözükmeyecek. Bunu sadece biz göreceğiz şey zaten olarak. Zaten koltuk şuraya kadar geliyor. Burası aynen. Da kapalı. Aynen. Sadece şuradaki bir bölüm kalıyor. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Bunları bitirdikten sonra, evet, kapladıktan sonra. Bunları kapattım diyelim. En son hani göze hoş gelir mi diye bir parça koyup. Mesela şey olabilir. Şey burayı mesela kaputone böyle süngerli yumuşak puf. Hani böyle sanki sırtta dayama şeyi gibi. Altını mesela burayı. Altını doldurup puf yapsak burayı.
Biz şöyle bir şey yaparız. Şuraya göre bir şablon çıkartırız. Buraklar var ya. Hı-hı. Şeyi iptal ederiz. Mesela şuradaki plastiği iptal ederiz abi. Buraya böyle puf. Anladım. Şey yapılabilir mi yani? Ha, komple kapatalım. Orayı kullanmıyoruz zaten. Ya biz normalde onlara perdeyi koyuyorduk. Ha, perde koyuyorduk onu falan. Onu komple kapatacaksın. O zaman senin önünde hiç yapılmış kapı paneli parçalamıyor. Hatır süngerli bir parça oraya sabitlesek. Hani kumaşla orayı bir dolu göstersek nasıl olur diye kullanırız. Aşağıda kapı paneli parçalamıyor. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Biz uğraşıyoruz abi. Biz bu işe bir girdik bakalım ne olacak, ne bitecek, nasıl yapacağız? İyi olur, iyi olur, güzel olur. Renk beğendin mi? Heh? Renk falan. Rengini seçtik, bana gösterdi Kemal abi. Tamam. Bir renk seçtik abi onunla. Dediğim gibi oldu mu? Oradan almadım, buradan daha iyi oldu. Aynen. Hem de Kemal abimle biz demin konuştuk. Fiyat konusunda da bir şey yapacağım. İçine o kalınlıkta sünger hallederim ben. Evet. Bunu döşeri buraya motor alalım. Üstüne geçeceğiz yani. Kaputene yapalım mesela. Aynen. Ben burayı iptal edeyim. Komple mesela farklı da bir şey olsun en azından. Peki buranın kumaşıyla kaputenenin kumaşı aynı mı olacak? Hayır. Burası deri olacak abi. Bu deri olacak. Ya burası, ya burada, bura böyle köşe takımı gibi düşün. Evet. Ya burada sıra gecemizi yapacağız. Çiğ köftemizi yoğuracağız. Evet yani. Ocağım söndü. Bak niye ocağım söndü? Anlayabiliyorsun değil mi? Ocağım söndü. Öbür içe de yaparız ama abi. Ama buraya iki oda bir salon yapalım. 3+1. Tamam mı? Buralarda zaten kumaş olduğu zaman en azından buradan oraya bir bütünlük sağlamış oluruz. Ben buraya serviste burayı kapattırmam abi. Bura komple şey olur. Şöyle bir şey de yaparsın. Buyur abi. Kemal abin yaparken ara ara ben zaten ara ara rahatsız edeceğim abi, seni niye? Hani böyle yapalım gibisinden heh. De. Sıkıntı yok, o kadar sıkıntı yok. Şimdi Kemal abin az önce de söyledi. Normalde araç için bir şey yapmıyor. Evet. Hattına binaya yapıyor. Allah razı olsun abi. En güzelini yapacağını ben biliyorum. Sağ olasın. Onda sıkıntı yok ama sen ara ara gel. Şu yönden söylüyorum. Şimdi bizim arkadaşlar merak ediyor böyle işleri. Meraklılar. Yaparken ben hani gelip arada böyle görüntü çekeceğim, şey yapacağım. Hem de fikir alışverişi yaparız. Evet arkadaşlar şimdi kumaşı göstereyim ben size. Kemal abi bu mudur bizim kumaş şeyimiz? Kumaş karsana orada. Evet. Pembe nerede abi? Bülent abi bunu, bence bu bana yakışır. Şöyle yanına getiriyorum. Bu tam senlik. Aralarına da buna nakış yap kardeşim. Arkadaşlar biz antrasit tarzında bir renk düşünüyoruz. Şu muydu abi? Bu rengi kullanıyoruz. Biz döşemede bu rengi kullanacağız. Bunun böyle bir dokusu var. Böyle iki tarafa, hani bir taraf elimiz sürdüğümüz zaman şey oluyor. Yanar dönerli bir şey var. Bu renkte döşememizi yaptıracağız. Siyahla birlikte bunu patlatacağız abi biz. Kumaşımız bu. Hemen size rengi de gösterdim. Bir de şöyle bir düşüncemiz var. Eğer olabilirse tabanlarımızı bu ne kadarlık bir sünger kullanabiliriz abi buna? 1,5'luk süngerle kaplayıp bu tabanı komple düz deri yapma düşüncemiz var. He, bunu şu şekilde yapacağız. Üstüne de bunun deri kaplama yapacağız abi. Bu şekilde. Bunu ama deneme yapacağız ilk başta. Bir tane deneyeceğiz. Bunu bir tane deneyeceğiz sonra. Çünkü olmaz yarın o gün kalkar havaya şişer. Zaten şöyle bir şey var. 8-10 günlük bir süremiz olduğu için abi ortalama. Arabamızın içi de bitecek. O zamana kadar deneriz. Olur dersen bunun diğer parçaları da zaten büyük parçamız da burada. Onu da şey yaparız. Yaparız. Hareket ederiz görünme, duruma göre. Görünmez dediniz. Malzemeyle denerim ben onu. Tamam. Görünmez de deneriz. Tamam. En güzeli. Tabii o zaten görünmez dedin. Tabii. Aynen. O şekilde hareket ederiz. O zaman ne yapıyoruz? Kumaşımızı seçtik. Yani. Bunları ayarladık. Kemal abi teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür ederim. Bülent abi de çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Kardeşim, bir ben sizlere gelip ara ara Kemal abinin çayını içeceğim. Hayretten de bu işlemleri bizim arkadaşlarımız sevdiği için ara ara da onların çekimlerini yapmak için seni rahatsız edeceğim abi. Tamamdır. Eyvallah abi. Teşekkür ettik. O zaman sanayiden herkese hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Kapat kral. Hayırlı günler. Kapat. Bizde kalın. Kapatma. Şimdi komisyon konuşacaklar. Kapattım oğlum. Kapatıyormuş gibi yap. Abele tut. Oğlum. Hakan abele tut. Kemal az konuşalım. Sen de onlar yokken konuştuk ya baba. Yokken mi? Oğlum niye söylüyorsun? %5'ini alalım. Ama ne dedim? Adamları seni satarım, adamları satmam. Kamerayı kapat, hemen kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, bugün bayağı bir iş hallettik. Bugün hava bir de yağmurlu, bereket. Kumaşlarımızı aldık. Aracın iç döşemesine ortalama 30 metre kumaş gidiyor. 7 metre kadar da bir deri kumaş kullanacağız. Kemal abiyle yapacağımız olan işçiliği görüştük. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, nasıl bir şey yapacağız diye. Yarın servise gideceğim. Serviste boyanacak parçaları seçeceğiz. Ondan sonrasında artık işlem başlayacak. Bir hafta içerisinde de arabamızı toparlamaya başlayacağız. Biraz böyle maliyetli bir iş oluyor bizim için. Bakalım. En sonunda, videonun sonunda da maliyet hesabı sizlere yapacağım. Neye ne kadar harcamışız, ne yapmışız, hepsinin bilgisini sizlere vermeye çalışacağım. İşim benim tarafımdan olan çoğu bölümü bitti desem yeridir. Ben ustalarıma ne istediğimi tarif ettim. Kumaşlarımızı aldık. Malzemelerimizi aldık döşemeciye. Deri döşemeye koltuğumuzu bıraktık. Geri kalanı artık ustalarımızın işleri. Onların işlerini de ara ara sizlere göstereceğim. Umarım güzel şeyler ortaya çıkartacağız. Biraz masraflı ve maliyetli oluyor bu gidişat. Bakalım üstesinden geleceğiz hayırlısıyla. İlk bölümü bu şekilde kapatıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım, hoşça kalın.